أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz namusunu, şerefini, izzetini, çoluk çocuğunu, kızını, bacısını, annesini veya evladını, kız çocuğunu kıskanmayan, onun her türlü ahlaksızlığını, her türlü İslam dışı ilişkisine rıza gösteren, önünü açan, buna izin veren insanın hükmüyle alakalı konuşmak istiyoruz. Sonuçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayri matluvahi dediğimiz sünnet yoluyla ahir zamanda olacak olan bütün ahlaksız yapılar, bütün toplumdaki çöküşler, çürümüşler, İslam'a aykırılıkların hepsini teker teker anlatıldığını biliyoruz. Bir de şöyle bir kaide vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her konuştuğunun vahiy olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَى. O peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden, hevasından, egosundan konuşmaz, onun konuştuğu her şey vahiy olduğunu söylüyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur ayet-i kerimede اَتِعُ اللّٰهُ وَاَتِعُ الرَّسُولُ, Allah'a ve onun Resulüne itaat etmeyi Allahu Teala mutlak olarak emrediyor. Hatta ayet-i kerimede peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyen, onun emirleri ve direktiflerini hiçe sayanları kafirler olarak dinden çıkmış, mulhit olmuş insanlar olarak da vasıflandırıyor. Ali İmran 32. ayet-i kerimede قُلْ de ki اَتِعُ اللّٰهُ وَاَتِعُ الرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani itaat nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek, sözünü dinlemek, emrettiği herhangi bir hususta bir Müslüman, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şari olarak, yani manevi bir şari olarak, kanun koyucu olarak görüp ona itaat etmesi. Hatta Allahu Teala diyor ki eğer yüz çevirirlerse فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ, eğer yüz çevirecek olurlarsa Allahu Teala, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz çevirmek nedir? Onun sünnetini inkar, ona karşı bu inkarda bulunmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey ulaştığı zaman Müslüman olduğunu vasıflandıran, kendini İslam'a nispet eden bir insanın kalkıp da mesnedini, hükmünü, senedini görmeden onu inkar etmesi, kabul etmemesi, bu onu inkar, onu reddetmek olarak, yüz çevirmek olarak tarif ediyor. Onun için Allahu Teala'nın kafirleri sevmediğini burada açık ve net olarak, hatta ulema da bunu söylüyor. Peygamberin sünnetinin inkarı küfürdür. Bunun delili Ali İmran 32. ayet-i kerimedir. Allahu Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatsizliğin küfür olduğunu söylüyor. Hatta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sahih olarak ulaşmış rivayetlerden biri deyyuzlarla alakalı. Çünkü bu konu çok önemli. Neden diyeceksiniz? Yani sosyal medyada muazzam bir ahlaksızlık var. Millet karısını çıkarıyor, teşhir ediyor. İnsanlar hediye versinler, para göndersinler, şey yapsınlar diye. Yani her türlü ahlaksızlığı, her türlü edepsizliği, her türlü saygısızlığı, her türlü çirkinliği yaptırabiliyorlar. İnsanlar kişiliklerini, şereflerini, haysiyetlerini iki kuruş paraya satar duruma gelmiş. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda öyle bir toplumun geleceğini, öyle bir insan kişiliğinin, karakterinin ortaya çıkacağını söylüyor. Diyor ki bütün korkuları, endişeleri sadece kursakları olan, kıbleleri paraya, secdeleri kadına olacak bir toplumun zuhur edeceğini, o güne yetişirseniz onlardan uzak durun. Onlara yaklaşmayın, onlara meyletmeyin diye açık telkinleri var. Çünkü Allah'ın azabı da o insanlara mutlaka ulaşır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yedhulul cennete deyyus diyor. Yani deyyus olan bir kimsenin, deyyus olan bir kimsenin cennete girmeyeceğini söylüyor. Peki deyyus kimdir? Sözlüklerde baktığımız zaman deyyus kimdir? Deyyus namusunu, şerefini, izzetini kıskanmayan, karısını, kızını kıskanmayan, kız çocuğu erkeklerle flört ettiği halde, dost hayatı yaşadığı halde işte evlenecekler, birbirlerini tartıp ölçüp biçiyorlar. Biz Kürtçe'de de acibin diyorlar ya, birbirlerini tartıp ölçüp biçiyorlar gibi söylemlerle işte arkadaştırlar, evlenmeyi düşünüyorlar deyip
Bir baba, bir abi, bir kardeş buna göz yumuyorsa İslam buna deyüz diyor. Allahu Teala da gayri maktub vahiy olan sünnet yoluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril'in bildirmesi üzerine deyüz bir insan asla cennete girmez. Ya bir insan eğer kızının veya bacısının veya annesinin veya kendisinin himayesi altındaki bir kadının erkeklerle gayri resmi, gayri ihtiyari, helal olmayan yollarla görüşmeleri, konuşmalarını, buluşmalarını, yani onlarla olan flörtlerini vesaire şeylere göz yumuyorsa İslam buna deyüz diyor. Allah-u Teala onun ameli heder olur. Hiçbir şekilde Allah'ın huzurunda kıyamet günü mahşer meydanında Allah onu temize çıkarmaz dediği kimse. Yani kızını teşhir edip çırılçıplak soyup orasını burasını teşhir edip erkeklere önüne meze yapıyorsa bu adamı İslam deyüz diyor. Onun için ayet-i kerimede de Allah-u Teala peygambere itaat neden bu konuyu öne alıyor? Çünkü sonuç itibariyle biz bu hadis-i şerifleri okuduğumuzda hemen çok bilmiş ama şeytanın hile ve oyunlarıyla dine karşı, nefsine karşı bir algı oluşmuş. Sadece ayeti hevasına, egosuna sunup Kur'an'ı ve sünneti kendi nefsine göre şerh eden bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine karşı çıkıp diyebiliyor. Ya Allah-u Teala'nın kitabında yoksa siz neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberi itaat emrettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak bize ulaşmış. Her emir bizi bağlar. Her sünnet bizi bağlar. Her nas bizi bağlar. Biz bundan sorumluyuz. Ondan dolayı ayet-i kerimede dikkat ederseniz Ya eyyühellezine amenu eti'ullah ve eti'urrasule ve ulul emri minkum فَاِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْاٰخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَانُ تَأْوِيلًا Ey iman edenler! Allah'a mutlak olarak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de mutlak olarak itaat edin. Yani Kur'an ve sünnet tartışılmaz birer muhkem olarak insan itaat edeceği merci olarak net olarak söylüyor. Ama Allah-u Teala ilim sahiplerine, alimlere veya itaat edilecek merciler içerisinde devlet başkanları da olmak kaydıyla bunlara itaatı da şarta bağlıyor. Ne diyor? Ve ulul emri minkum, sizin gibi Kur'an'a ve sünnete bağlı olan emir sahiplerine de itaat edin. Herhangi bir hususta aranızda bir ihtilaf girdiği zaman eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a ve sünnete götürün. Çünkü bu sizin için daha hayır. Yani netice bakımından daha hayırlı ve en güzel olandır diyerek Nisa 59. ayet-i kerimede kesinlikle bir insan herhangi bir hususta peygambere de müracaatı farz kılan, hatta bu muhkem bir ayettir. Bu muhkem ayet demek insanı mutlak olarak bağlayan ayetlerdendir. Onun için İbnül Esir el-Nihaye'de 4. ciltte 47'de şunu söylüyor. Deyus. Deyus Arapça'da bir kelime olup karısını ve yakınlarının namuslarını helal getirecek davranışlara karşı gayret, kıskanma duymayan ve onların ırzlarını sakındırmayan kimse demektir. Bu kelimenin Süryanice'den Arapça'ya geçtiği de söylenmektedir. Yani deyyus kelimesi Süryanice'den, ki Süryanice Arapça ile akraba dildir. Mesela Kürtçe'nin Farsça ile olan ilişkisi gibidir. Akraba dil olduğu için Süryanice sonuçta Arapça'nın içerisinde kaybolduğu için Arapça'ya da çok kelime geçirmiş diyorlar. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de 2. ciltte 69-128'de İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer yoluna gelen rivayette selâfetun haramallahu aleyhumul cennete. Allah-u Teala 3 sınıf insana cenneti haram kıldığını söylüyor. Mudmînul hamri, aykolik olan, yani sürekli içki içen, Allah-u Teala'nın yasakladığı haramları çiğneyen içki babıyla. Bunun içine bak eroin girer, kokain girer, buna benzeyen. Zaten bak, hamr kelime anlamıyla beyni örten demektir. Yani insan düşünmesini sağlayan, melekeleri zayıflatan, bunları devreden çıkaran her şeydir. Bazen tedavi amacıyla bile böyle psikolojisi bozulmuş, ruhsal yapısı çökmüş insanlara veriyorlar, düşünmesini engelliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bak dikkat ederseniz içki için ve içkiye benzeyen bütün her kavram için bunu kullanmıştır hamr. Hamr demek beyni örten şey demektir. Eğer bir insan tedavi amacıyla kullanmıyorsa, eğer zevk amacıyla kullanıyorsa Allah'ın mutlak haram ettiği şeydir. Bunun içine dediğim gibi eroin girer, kokain girer, met girer, kristal girer, adını namını duyduğunuz bütün kimyasallar insan beynine
zarar veriyorsa bunlar girer. Allahu Teala bunları mutlak olarak yasaklamış. Sahih rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak şunu söylüyor. Diyor ki bir adam içki içiyorsa, alkolikse o cennete giremez. Ya tövbe edecek, yaşarken vazgeçecek ya da onun cennette nasibi yoktur. Vel akku valideyne ha diyor. Bir de anne babaya itaat, onlara karşı hoşgörü, onlara karşı hoşgörüsü olmayan, onlara zulmeden, onlara itaat etmeyen, onlara kafa tutan vel akku diye geçiyor. Yani anne babasına isyan eden, onlara kötü davranan, onlara karşı kaba davranan evlat anlamında kullanıyor. Bir de şunu da söylüyor. Ed-deyyusu ellezî yukîru fil ehlihil khabesa. Yani ehlinin, çoluk çocuğunun kötülüklerine göz yuman, ahlaksızlıklarına göz yuman veya karısını TikTok'ta orada burada para için millete peşkeş çeken. Ya görüyoruz adamlar, evli kadınlar, ben mesela şok oldum yani görünce. Çıkıyorlar erkeklerden işte hediye bilmem ne istiyorlar. Orada oynuyorlar, her kahpeliği, ahlaksızlığı yapıyorlar. Orada koca da oturmuş deyyus para peşinde. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara cennetin olmadığını, yani bunlar ne amel işlerse işlesin Allahu Teala bunları cennete koymayacağını sahih rivayette söylüyor. Hatta Teberani'nin Mecmu'u Zevaid'de 4. ciltte 327'de Ammar bin Yasir radıyallahu anh yoluyla gelen rivayette de aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Selâfetun lâ yedhulûne l-cennâte ebeden. Üç sınıf insan ebediyen cennete girmez. Bunu açık ve net olarak, hatta bu hadislerin hepsi neyi gösteriyor? Bu husustaki hükmün katılığını gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir rivayeti ulaşmışsa bu şu demektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden değildir. Mutlak vahye dayalı konuşur. Hiçbir peygamber, resul ve nebi nefsinden Allahu Teala adına sümme aşa yalan konuşmaz. Eğer bir şey söylüyorsa burada ciddidir ve sünnet bizi bağlar. Vahiy kadar bağlayıcıdır, Kur'an kadar bağlayıcıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç sınıf insan ebediyen cennete girmez. Ve deyyus ikincisi ve raculatu minen nisai, kendisini erkeklere benzeten, tabiri caizse erkeklere benzeten kadın, kadınlara benzeten erkekler. Ya düşünün bu toplumda öyle bir ahlaksızlık, öyle bir deyyuzluk, öyle bir namussuzluk almış başını gidiyor ki bu ülke 9 ay boyunca o bir tane kunet vardı öyle diyeyim size, onun doğumunu beklemiş. Ya bu kadar, ya millette akıl mı yok, zeka mı yok, geri zekalı mı, ilkokul seviyesinde, sübyan seviyesinde ilme mi sahip, bunlar mal mı, milyonlarca adamı doğurmasını bekledi yani. Yani bu kadar ahlaki çöküşün içerisindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَالرَّجُولَاتُ مِنَ النِّسَاءِ diyor. Kendisini erkeklere, yani tabiri caizse erkekleşen kadın, kadınlaşan erkek. Anlıyor musunuz? Yani bir kadın erkek gibi yaşamaya, erkek gibi düşünüyor, erkek gibi giyiniyor, erkek gibi hareket ediyor. Onlara benziyor. Giyim kıyafette de öyle. Bunlar sadece şekil olarak değil, kıyafette de benzemek haramdır. Bir kadının kot pantolon giyip de veya erkeklerin giydiği kıyafetlerle ortalıkta gezmesi İslam'ın kabul etmediği bir haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinen çıplakların cennete girmeyeceğini, cennetin kokusunu almayacağını sahih rivayetlerde söylüyor. Mudminul hamri, bir de diyor ki sarhoş, ayyaş, içkiye bağımlı olan ve burada o şekilde ölen bir kimsenin de cennete girmeyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hatta diyor ki, kalu dediler ki ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, emme mudminul hamri, yani biz içki içeni biliyoruz. Yani içeni biliyoruz, biz yani alkolü biliyoruz. Ama arifnahu kemme deyyusu, yani biz deyyusun ne olduğunu bilmiyoruz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kale ellezi la yubelli men dekhala alel ehlihi, ailesinin yanına girenlere aldırmayan kimsedir diyor. Yani karısının dışarıda ilişkileri, erkeklerle, şunlarla, bunlarla, sosyal medyada, telefonda ilişkilerini bildiği halde buna ses çıkarmayan, buna susan, bunu ciddiye almayan kimsedir diyor. Ve kulna sordular. Femme racule, peki bu erkekleşen kadından kasıtın nedir diye sordukları zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale dedi ki elleti tetteşebbahu bir rical,
Yani erkeklere benzeyen kadınlar, erkekler gibi giyinen, erkekleşen, erkek kadınlara ilgi duyan, kadınlarla gayrimesul ilişkileri olan veya erkek olup kendisini kadına benzeten ve kadınlar gibi davrananlar olarak kastediyor. Bu Bezar'ın Tebarani'nin Malik bin Muheymir radıyallahu anh'ten rivayet ediyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun için bak ben size şunu söyleyeyim. Mesela biz Şafii mezhebine göre kadının sesi avrettir. Neden avrettir? Çünkü erkeği cezbedebileceğini, erkeği kötülüğe, kötü zana teşvik edebilmesinden dolayı Allah-u Teala özellikle kadınlara bile hitap ettiği zaman yabancı erkeklerle konuşurken işte kibar, çok böyle nazikçe konuşmamalarını farklı. Yani çünkü insanların kalplerindeki çürümüşlüğün, art niyetin belli şeyleri tetikleyebileceğinden dolayı onlara verdiği emirleri vardır. Ondan dolayı İslam hukuku namus kavramını çok önemsiyor. Namus anlayışı ölmüş, beynamus olmuş bir adamın cennette yeri yok. Akşama kadar kendi namaz kılsın, oruç tutsun. Adam namaz kılsa nedir ki? Namus anlayışları yok. Ya duyuyorum bu toplumda, bakın bakalım artık İslam'a uygun bir evlilik mantığı var mıdır? Adam gidiyor dost hayatlık kadınla 2 sene, 3 sene sohbet ediyor, sonra evleniyor. Ve bunu ailesi biliyor, hiç seslerini çıkarmıyorlar. Ve kız çocukları gidiyor, erkeklerin içerisinde laubali. Gidin bakalım hastanelerde, devlet kurumlarında veya özel yapılar içerisinde kadın ve erkeğin iç içe olduğu yerlerdeki ahlaksızlığın ne boyutlara geldiğine bir bakın ya. Allah-u Teala kadın ve erkeğin arasını ayırmasının kastı toplumun çürümemesi, ahlaki olarak çökmemesi içindir. Çünkü Rabbim biliyor ki nasıl barut ile ateş bir arada bulunmuyorsa bir kadın ve erkeğin aynı ortam içerisinde bulunamayacağını, bulunduğu takdirde bir bomba gibi bir fitne olacağını açık ve net olarak bildirdiği için bunu yasaklanmıştır. Ama maalesef insanların dünyevi kaygıları, mal mülk hırsları bu kötülüklerin daha çok yayılmasının önünü açmış. Adama diyor ki ya benim kızım işte başka şehirlerde okusa caiz midir? Değildir deyince ne olacak? Doktor olmasın mı? Şu olmaz. Bu olsun da başımın tacı mübarek. Sistem tamamen ahlaksızlığı teşvik ediyor. Sistem tamamen tabiri caizse bir tane deyim bir hikaye var diyor. Bir adam bir köye gitmiş. Köpekler saldırmış, eğilmiş, bükülmüş demek ki kaldırım taşları döşenmiş. Yerde taşlar var mı? Hepsi yapışık birbirine. Alamayınca demiş ki bu nasıl bir kök ki, bu nasıl bir sistem ki demiş. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Sistem bu. Kötülüğün önünü açmış, hakkın önünü kapatmış. İstiyor ki her pislik yaysın. Her pislik yaysın. Her türlü ahlaksızlık bir topluma sirayet etsin. İnsanlar bak sistemin eliyle ırkçılık beslendi 100 yıldır. Çünkü ırkçılık İslam'ı bitiren, ümmet anlayışını ortadan kaldıran ve İsrail ve Siyonizm'i bu coğrafyaya hakim olmasını sağlayan en güzel yöntemdir. Ne oluyor? Bana ne Filistinli'den, bana ne Arap'tan, bana ne şundan diye solun, solcuların meşhur bir sözü var diyordu. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bir gün bakıyorsun kafir senin kapına dayanmıyor. O gün de bağırsan da bağırmasan da ortada adam yok. Çünkü sistem böyle. Onlar böyle yapıyor. Yani sosyal medyada orada burada nabus anlayışları, izzet anlayışları bitmiş. Mesela Kayseri'de veya işte Urfa'da veya Antep'te insanlara saldıran, mesela Müslümanlara, Araplara saldıranlar, araçlarını yakanlar, sizce böyle iyi aile çocukları mı? Abi her türlü ahlaksızlık, her türlü namussuzluk, her türlü fuhuşiyat, her türlü pisliği olan, hayatları çirkin, belki şeytan onlar kadar çirkin değil ama iş böyle bir fırsata düşünce hemen işi adrenaline çevirip bir anda namus abidesi olan, namustan den vuran, lan o kim ki yapacak? Yani bu kabadayılıktır, bu samimiyet değildir. Yani adam çok da böyle şeyler kendi insanı yapınca sesleri çıkmıyor. Ama başkaları yapınca bak ırkçılık veya düşmanlık veya buna benzeyen hastalıklar veya insanların ahlaki çöküşü veya birilerinin parmağı düğmeye basmasıyla ne oluyor? Otomatikmen devreye giriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saydı bu 3 sınıf insan. Yani kısa ve öz olarak yani hadisleri günümüz toplumuna uyarlayacak olursak bir adamın karısı, bir adamın kızı, bir adamın bacısı eğer TikTok'ta program yapıyor, orada burada erkeklerle konuşuyor, orada burada her türlü ahlaksızlığı, şarkı, türkü, eğlence ne derseniz yapıyor, milleti eğlendiriyor, onlardan nemalanıyor, bunu bilen adam da sırf menfaat için ses çıkarmıyorsa bu adam deyyüz-ül ekberdir. Bundan daha deyyüz yok, bu adama da cennet yok.
olmadığını ben değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hatta başka bir rivayette la yakbelullahu minel sukuri yevmel kıyameti sarfen ve la adlen diyor. Kulna ya Resulullah ve ma sukuru kâle dedi ki ellezî yudhilu ala ehlihi ricâle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah kıyamet gününde sukurun ne farzını, ne nafilesini, ne amelini kabul eder diye söylüyor. Bunun üzerine sahabe soruyor, diyor ki ya Resulullah, es-sukur nedir yani? Burada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinin yanına erkeklerin sokan veya namussuz olan, deyyüz olan bir kimsedir diyor. Yani Allah-u Teala ne amelini, ne imanını, ne İslamını kabul eder. Ya adam kızı süslenip sokağa dökülüyor, gidip erkeklerle buluşuyor ve bu biliyor, ses de çıkarmıyor, hiç de rahatsız olmuyor. İşte bu odur. Kısa anlayacağınız cümle budur yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların olduğunu söylüyor. Hatta hadiste ne diyor? La yakbelullahu minel sukuri yevmel kıyameti sarafen ve la adlen. Yani onun ne farzını ne nafilesini hiçbir şekilde kabul etmedi ve kıyamet günü mahşer meydanında onu temize de çıkarmayacağı kimsedir. Bu kimdir? Namusunu, şerefini, haysiyetini, izzetini kıskanmıyor. Ya mübarek donla geziyorlar, don. Artık kadınlar sokaklarda donla geziyor. Artık biz yani yakında tabiri caizse şey yapacağız, biz perde takacağız ki kendimizi cehenneme sokturtmayalım. Yani o kadar çırılçıplak geziyorlar. Ve bu insanlar, o donla gezen kızların babaları da 5 vakit camidedir. Eminim hepsi umreye gitmiştir. Hepsi vakit namazlarını kılıyor ve hiçbir tanesi demiyor ki ya biz ne yapıyoruz? Bu yaptığımızın ne kadar helal, ne kadar meşru, ne kadar caizdir? Ya bu hiç mi insan çoluk çocuğu? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kötü yollara düşüyorlar. Bir tane psikopatın eline düşüyor. Sonra bir bıçaklıyor, gömüyor, parçalıyor. Ondan sonra adalet arıyoruz. Sokaklarda ağlıyorlar. Sen gece 12, 1, 3, 2, 4'lere kadar bu kız kayıpken nerededir diyor musun? Demiyor. Onun için yani gerçekten Allah-u Teala akıl fikir versin ama gerçekten insanlar aklını, izzetini, namusunu, her şeyini elinden almış götürmüş. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu alanda çok sahih hadisler bize ulaşmıştır. Peygamber salatetun la yedhulûne cennâtel el-akbu bilvalideyhi veddeyûthu verracûlun racûletun nisâ diyor. Şu üç kimse cennete girmez. Anne babasına isyan eden, deyyuz namusunu kıskanmayan, erkeklere benzeyen kadınlar demiştir. Giyimde, kuşamda veya gerçekten artık erkekleşen. Biliyorsunuz artık ilim ve bilim öyle bir duruma gelmiş ki bir adam kendini kadına çeviriyor. Bir kadın da kendini erkeğe çevirebiliyor. Yani o hale gelmişiz. Ve şu bir gerçek ve hakikattir. Yani insanın estetik olarak cinsiyetini, şeklini değiştirmesi Allah'ın yeryüzündeki en büyük lanetidir. Hatta düşünün ben bundan 8-10 sene belki daha eski veya yeni bilmiyorum. Bir gün bir travestiyle röportaj yapmışlar. Ben de merak ettim böyle niye din değiştirdiniz, niye Hristiyan oldunuz gibi sorular soruyor. O da diyor ki ben Müslümandım. Tabii nasıl Müslüman? Yani Allah'ın istediği İslam değil. Kendi nefsinin dinini yaşıyor. Arada Adnan Oktar gibi inşallah maşallah ama fuhuş ve fuhuşiyatın önü açık. Her türlü namussuzluk yapıyorlar. Doğal olarak Müslümandım ama İslam dini diyor benim travesti yani cinsiyet değiştirmemi kabul etmiyor. Helal görmüyor. Ben de Hristiyan oldum. Bak nasıl bir şeytan oyunu. Sen Hristiyan oldun. Hristiyanlığın da Rabbi Allah. İslam'ın da Rabbi Allah. Zerdüştlüğün Rabbi de Allah. Bütün var olan dinlerin sahibi Allah-u Teala. Sonuçta onlar tahrif olmuş. Rabbim yeni bir anayasa, yeni bir hukuk göndermiş. Bu da kendisini kandırıyor. Hristiyan olunca zannediyor ki Hristiyanlığın Rabbi ile İslam'ın Rabbi ayrıdır. Cennetleri de farklıdır. Onu alır cennete koyar. Bu şekilde Allah-u Teala yani Müslümanların Rabbinden kurtulmuş. Hristiyanların Rabbi onu cennetine koyacak zannediyor. Ama bilmediği bir konu. Burada nefsini araya koyarak Allah'ın azabından kimse kurtulamaz. İnsanlar egosuna, nefsine göre bir şeylere yönelerek asla kendisini kurtaramaz. Onun için Abdullah ibn Ömer diyor ki ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنُظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Üç sınıf insan vardır ki la yedhulûne cennete, cennete asla girmeyecektir. Ve la yenzurullahu, Allahu Teala onlara bakmayacak. İleyhim yevmel kıyameti, onlara bakmayacak. Yani onlara rahmeti vasfıyla bakmayacak. Onların tarafına asla bakmayacak. Çünkü Allah onlara kızgın. Allahu Teala onlara çok kızgın. Çünkü Allahu Teala'nın en kızgın olduğu ve şedidul ikab ve kahar vasıflarının en çok kendini göstereceği gün yevmel kıyamet, kıyamet günüdür. Onun için Allahu Teala asla onlara bakmayacak, rahmet nazarıyla bakmayacak. El akku lil valideyhi, yani anne babasına zulmeden. Vel mer'atu, vel mer'atu kendisini, vel mer'atu kadın olarak kendisini erkeklere benzeten kadın, özellikle diyor ki bir rical, adamlara kendisini benzeten kadın olarak söylüyor. Bir de deyuthu, bir de deyuz olan, namusunu, şerefini, haysiyetini kıskanmayan insan olarak diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların, bunu Ahmed bin Hanbel Müsned'inde 2. ciltte 132'de, Nesai 2562'de, Ebu Yala 9. ciltte 408'de, Bezzar 12'ye 269-270'de, İbn-i Hüzeyme et Tevhid'de 764'te 65'te, Teberani 12'ye 302'de, Teberani Esved'inde ayrıyeten 3. cilt 51'de, Rüyani de 1400'de, Beyhaki 10. cilt 226'da, Beyhaki Şubab-ül İman'da da 7. ciltte 412'de sahih isnad ile rivayet etmişlerdir. Hatta Albani Sahih-ül Terhib isimli Es-Sahih'a da bunun sahih olduğunu söylemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç sınıf insan asla cennete girmez. Girmeyecekler. Allah'ın rahmet nazarıyla da onlara bakmayacak. Bunlar kadınlaşan erkekler, erkekleşen kadınlar. Aynı keza namusunu, şerefini, haysiyetini paraya satanlar. Aynı keza anne babasına zulmedenler, haklarını gasp eden. Anne baba el ayak altına düşünce götürüp darul azzelere koyup kucaklarında köpeklerle yatan insanlar. Bunlar da cennete girmeyecek. Anne babalarına bakmayıp da sokakta köpeğin pisliğini eliyle toplayanlar, onu anne babasına yapsa cennete girer. Ama kendi annesi 90-80'e gelmiş, 60'lar Darul Azze'ye, 10 senedir soran yok, selam veren yok, hiçbir şey yapmıyorlar. Ama evlerinde köpek besliyorlar. O köpeğe, o köpeğin var ya harcadıkları parayı, aklınız durur, bir evladı harcamıyorlar. Ve bu insanlar, öyle şeytanın hile ve desteleri var ki onu da şefkat ve rahmet adı altında, merhamet adı altında yapıyor. Hem evinden melekleri kovuyor, eve şeytanları dolduruyor. Hem Allah'ın Resulü'nün dediği eve köpek giriyorsa melek oradan rahmet melekleri çıkar. Oraya rahmet melekleri girmez, girerse azap, azap melekleri girmezse de şeytanlar, ifritler girer dediği şekle sokuyorlar. Onları evlat edinecek. Hatta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Zeyr yoluyla gelen bir rivayeti var. Diyor ki ahir zamanda diyor, nasıl ki bugün 10 erkek çocuğu olan gıpta ediyor ya, iftihar ediyor. Ahir zamanda insanlar çocuk yapmayacak, köpek evlat edinecek diyor. Köpek, yani bu kıyametin bir alametidir. Bakıyoruz herkesin evinde kucağında bir köpeği var. O köpekle yaşıyor, sokakta kedi köpeğe merhamet ediyor ama insanlara karşı hiçbir merhametleri yok. Yani şeytan türlü türlü hile ve destelerle insanların algıları ve akıllarıyla oynuyor. İnsanlar aile bağlarını bozma sebebi nedir? Sırf kendi namus ve şeref haysiyet anlayışlarını sınırsızlaştırıp keyiflerine göre Allah'a isyan etmek için. Aa, beni gören akrabam yok, sana verdiğim kimse yok, kimse beni alakadar etmiyor, kimse beni görmüyor. Şeytanın hilesi burada oynuyor. Ondan sonra istediği gibi namussuzluk, şerefsizlik yapacak. Zannediyor ki arada bir hayır verince, kurbandan kurbana bir koyunu difrize koyunca Allah'ın onu affedeceğini zannediyor. Ve 2-3 sadaka verince, öyle değil işte. Onun için İslam hukuku, bir insan yaşamadığı müddetçe, Allah-u Teala'nın hükümlerine, muhkemlerine yönelmediği müddetçe Allah-u Teala'nın onlara merhameti yoktur kardeşler. Onun için Amar bin Yasir'den gelen rivayette de şöyle diyor. La yedhulu cennete eddeyuthu verraculatu minen nisai vel mudminul khamru. Kile ya Resulullahi eddeyuth. Kale ellezî la yubelli men dekhala ala ehlihi diyor. Deyus, erkeklere benzeyen kadın ve içki bağımlısı olanlar cennete girmeyecek. Sahabe de deyusu soruyor. O da diyor ki ailesinin yanına girenlere aldırış etmeyen karısını, kızının
her türlü ahlaksızlığına göz yumandır diyor. Bu da senetleriyle bütün aşağı yukarı hadis kitaplarında geçiyor. El-Lecine'de fetvasında bu hadis zikredilmiş. Haysemi de isnadının mastur raviler var olduğunu söylemiş ama hadisin zayıf olmasına mukabilen gelen diğer rivayetlerden dolayı o hadisin de geçerli olduğunu söylemişlerdir. Malik bin Umahir radıyallahu anh, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu rivayeti farklı bir senetle veriyor. Diyor ki, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْسُقُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قُلْنَا يَا رَسُولُ اللّٰهِ وَمَا سَقُورِ قَالَ الَّذِي يُدْخِيلُ عَلَى اَهْلِهِ رِجَالِ Allah kıyamet günü sakur olan kimsenin iyiliğini kabul etmez. Sahabe ya Resulallah sakur kimdir diye sorunca o dedi ki hanımının yanına erkeklerin girdiği kadınların erkeklerle gayrimeşrep ilişkilerine göz yuman kimsedir buyurmuştur. Bu hadis de sahih olarak bunu Buhari tarihinde 7. cilde 304'te Harati Mesabilu Ahlak'ta 408'de Teberani 19'da, 294'te, Bezzar Keşful Esrar'da, 1489'da İbn-i Ebi Asım El-Ahvat Vel-Mesani'de, 2639'da Ebu Nuaym Ma'rifede, 60-16'da Beyhak-ı Şu'ab-ül İman'da, 7'ye, 412'de İbn-i Asakir 56'ya, 519'da rivayet etmiş, Şahavi Evcatul Mardiye'de 111'de zikretmiş ve bu hadisin de diğerlerini teyit ettiğini söylemiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde. Hatta Ebu Sa'id el-Hudri yoluyla gelen bir rivayette, bak şunu size söyleyeyim, bu hadislerin çokluğu bu meselenin ciddiyetini ortaya koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etmiştir. Lanetin manası nedir? Allah'ın rahmeti asla ona ulaşmaz. Allah ona rahmet gözüyle bakmaz. Rabbim kıyamet günü kullarını temize çıkarır ama onu çıkarmaz. Yani onun için bir gelecek yoktur. Onun için Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki el gayretu min el iman vel mizâ'u min el nifâk. Kâle dediler ki kult ya mel mizâ'u kâle ellezî la yegarru. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayretu min el iman, yani bir insanın namus anlayışı olarak kıskanç olması imandandır. Vel mizâ'u min el nifâk, mizâ ise nifaktandır. Kâle dediler ki kultu mel mizâ'u, yani mizâ nedir ya Resulullah? Kâle dedi ki ellezî la yegarru. Yegarru yani kimsenin ne yapmamasıdır? Kıskançlık duygusunun olmamasıdır. Bir adam kıskançlık duyguları yoksa, orada namus anlayışı zayıfsa, bu adam o dediğimiz sınıfa girer. Bu hadis-i şerifte de bunu Bezzar Keşful Esrar'da, Abdülhalık El-İşbili Ahkam-ı Sugra'da, İbn-i Batla, İbn-i El-İbane'de, Deylemi, Kudai, Mervezi, Tahzim-ül Kadir-i Rus-Salat'ta, Ebu Nuaym, Sıfat-ül Nifak'ta, rivayet etmiş isnadında Ebu Merhum hakkında ihtilaf olsa bile Zeyd bin Eslem'den de mürsel olarak bu bize ulaşmış. Aynı keza Ma'mer bin Raşid el-Cami'de Beyhaki Şubab-ı Liman'da da rivayet etmiş raviler güvenilir demişlerdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyyuz bir adam, namus anlayışı zayıf bir adam, kızının sevgini bulmasına göz yuman bir adam, bacısının, annesinin, kız kardeşinin, dul bir akrabasının bunu yapmasına göz yuman, bundan rahatsız olmayan, en ufak bir tiksinti duymayan bir adamın deyyüz olduğunu söylüyor. Bu adamın da cennete girmeyeceğini söylüyor. Onun için herkes aklını başına alacak. Birincisi, çoluk çocuğumuzun giyim kuşamına dikkat edeceğiz. Onların giyim kuşamı çok önemli. Yani gereksiz ve lüzumsuz bir kadın erkeklerle konuşmaması lazım. Aynı keza, yani dışarı çıktığı zaman İslam'ın emrettiği iffet ölçülerinde giyinmesi gerekiyor. Helal ve haramı görmesi gerekiyor. Sosyal medyada ve orada burada eğer kullanıyorsa orada erkeklerle olan münasebetlerin hususu çok önemli. Uzak durması lazım. Veya yani buna benzeyen her hususta Müslüman'ın dikkatli olması lazım. Çünkü biz ahir zamandayız. Ahlakın ve ahlaksızlığın elini alıp gittiği, dinin de neredeyse artık bir şekilde garipleştirildiği bir dönemdeyiz. Hatta El-Haris bin Nevfel radiyallahu anh'tan o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söylüyor. İnne Allah'a
تبارك وتعالى خلق ثلاثة أشياء بيديه diyor. Muhakkak ki Allah-u Teala eliyle üç şey yaratmıştır. Bunu kim söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki eliyle üç şeyi yaratmıştır. Ve diyor ki öncelikle halakal Adem'e sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi. Adem aleyhisselamı kendi eliyle yaratmıştır. Ve ketebe tevrate biyedihi. Ve Tevrat'ı da kendi eliyle yazmıştır. Ve gharathe Firdevs'e biyedihi ve Firdevs cennetini de eliyle yaratmıştır. Yani Allah-u Teala üç şeyi kendi yaratmıştır, eliyle yaratmıştır. Ki zaten burada müteşebbihtir, yani bunun üzerine yorum yapmıyoruz. Bu buradaki müteşebbih hadisler vardır. Yani Allah-u Teala'ya el kelimesinden kalkıp da sümme aşağı bir insan gibi düşünerek Allah'ın eli var derse ne'ûzübüle iman bile gider. Burada düşüneceğimiz bir şey yok. Biz sadece ne yaparız? Lafza iman, teferata girmeyiz. Bunlar bizi aşan şeylerdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek ki gayr-ı matluva ile kendisine bildirilmiş üç şeyin Rabbül Alemin kendisini yarattığını söylüyor. Sonra kâle dedi ki ve izzeti, izzetine yemin ederek la yeskunuha mudminu hamrin, asla burada barınmayacak, yerleşmeyecek, iskan bulmayacak kimler? İçki içenler. Ve la deyyusu ve deyyuslar. قالوا dediler ya Resulullah قد عرفنا مدمين بالخمر, biz içki içeni biliyoruz, yani biz onun ne demek istediğini biliyoruz. ثم الديوس, peki şu deyuz nedir, yani bu deyuzu biz bilmiyoruz. قال dedi ki من يقير سوء لأهله, ailesinin kötülüklerine ses çıkarmayan, kötülüklerine müdahale etmeyen kimsedir diye buyurdu. Bunu İbni Ebi Dünya Sıffatul Cennet 39'da, Ziyaddin Mehdisi Sıffatul Cennet 33'te, Harati Mesabilul Ahlak 410'da, Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta 692'de rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anh'tan da bu tarzda isnadı şahidini Deyleminin İbni Hacer'in Garibun Mültelika'da el yazmalarında 717'de de rivayet etmiş. Ebu Sa'id el-Hudri'den de zayıf isnatla şahidini de Darakutni el-Mu'aleffetül Muhtelef 230'da Hatib Muvaza Evham'da rivayet etmiş ve isnatta Cisir bin Farkat'ın çok zayıf olduğunu söylese de diğer hadisler onu teyit etmiş. Netice olarak Hazreti Ömer'den, Abdullah İbni Ömer'den rivayette gelen sahih yollarla gelmiş Ammar bin Yasir, Malik bin Hamir, Ebu Sa'id el-Hudri, El-Haris bin Nevfel radıyallahu anh'tan da gelen rivayetlerin isnatlarında şiddetli olmayan eleştiriler bulunsa da sahih yola gelen tarihler sebebiyle sahih lil gayrihi mertebesine çıkmaktadır. Allah en iyi bilendir, ama sahih Buhari ve Müslim'de de geçen, Buhari'nin Libas 62'de, Ebu Davud'un da Libas 28'de, Tirmizi'nin Edeb 24'te, İbn-i Mecah'ın Nikah 22'de verdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara Allah lanet etmiştir. Yani buradaki kast olunan nedir? Erkeğin elbisesini, ya sosyal medyada 70 yaşında adam etek giyiyor sırf iki beğeni almak için. Birileri ona iki kuruş para alsın diye karı gibi kıvırıyor, acayip işler yapıyor. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar, kültürel çözülmüşlük, kendi kültürlerini, atalarının yolunu, ahlakını, edebini, örfünü içe sayan, yani böyle maymun, şempaze, ne derseniz deyin onların sıfatına girmiş, esfele safilin olan insanlar, kadınlar ve erkeklerle dolmuş. Erkek kendini kadına çevirmiş, kadın kendisini erkeğe çevirmiş ve her türlü şarlatanlığı yapan, her türlü ahlaksızlığı yapan insanlar. Ama burada baktığınız üzere açık sahih rivayetlerde, başka bir rivayette Buhari'nin Libas 61'de verdiği sahih rivayette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara Allah lanet etmiştir, lanet edecektir de diyor. Aynı keza Ebu Davud'un Libas-ı Müstakbid'de Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de de verdiği rivayette Resulullah kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına Allah lanet etmiştir diyor. Ve bu hadisler de sahihtir ve hepsinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak Allah'ın rahmetine mazhar olmayacak, Rabbül Alemin'in cennetine girmeyecek, Allah-u Teala hiçbir lütfu onları bulmayacak olan deyyuz, namus anlayışları zayıf,
ve Allah korkusu kendilerinde olmayan insanlar hususunda hepimizi uyarıyor. Ve biz çoluk çocuğumuza, ailemize bu hususta dikkat etmeliyiz. Televizyon, sosyal medya, internet ve kitle iletişim araçları hususunda hepimizin hassas olması lazım. Çünkü insanların kalpleri her zaman kötülüğe meyillidir. Önünü açarsan bu bir şekilde elinden kayar. Ona Müslüman bir insan dikkat etmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak rivayetlerinde ailesi hakkında kötü şeyleri, ahlaksızlığı umursamayan kişi cennete asla girmez. Müsned-i Ahmet'te geçen rivayette böyle diyor. Onun için elimizden geldiği kadar buna dikkat edeceğiz. Hatta tıbbi bu hadislerin şerhinde şöyle demektedir. Yani ailesinin hoşuna gitmeyecek davranışlar gördüğü halde, ailesinde hoşuna gitmeyecek davranışlar gördüğü halde ne kıskanan ne de engellemeye çalışan kişidir. Şerhül Mişkat'ta 6. ciltte 2556 babında böyle diyor. Yani velhasili kerem kardeşler, yani bir insan, bu bir erkek için ve kadın için de geçerli, eğer sosyal medya ağlarında menfi çıkar ve menfaatsiz sadece azgınlık sebebiyle bu tür ahlaksız şeyleri yapıyor veya tabiri caizse toplum içerisinde bu erkek çocuğu için de kız çocuğu için de geçerli. Eğer kendine sevgili bulup onunla aşk hayatı yaşıyorsa bunlar İslam'ın kabul etmediği. Eğer bunu duyan bir baba ve abi ve kardeş de buna göz yumuyorsa İslam bunu bu şekilde tarif ediyor. Yani toplum değişince içinde bulunduğumuz laik, kemalist veya deist sistemden dolayı Allah'ın şeriatı değişmez. Şeriat kıyamete kadar bakidir. Dün haramsa bugün de haramdır, kıyamet günü de haramdır. Bütün dünya çıplaklaşsa gene haram haramdır. Sonuç itibariyle Allah-u Teala demez ki 7 milyar, 10 milyar insan soyulmuş, ben bunları affedemiyorum, hepsi cehenneme gidecek demez. Hepsi ne gerekiyorsa, ne hak ediyorlarsa onu yaşarlar. Bu bir mutlaktır. Ondan dolayı kardeşler, elimizden geldiği kadar biz bu konulara dikkat etmeliyiz. Yani deyus hususu şaka olan bir mesele değildir. Bu kız çocuklarımız için, erkek çocuklarımız için dikkat edeceğiz. Adamın oğlu gidiyor kadınlar peşinde, her ülkene bir sevgili buluyor. Helal olsun, erkek adam yapar diyor. Ama başkası kızına yönelince bunun için kıyamet koparıyorsa bu da deyüzlüğün farklı bir versiyonudur. Çünkü kendisi için istemediğini mümin kardeşi için isteyen bir adam mümin değil. Demek gerçek anlamda da İslam sahibi değil. Ben bazen insanlara diyorum, bacına yapılmasını istemiyorsan kimsenin kızına da yapmayacaksın. Kimsenin kızına, bacısına yapmayacaksın. Çünkü Allah-u Teala insana yaşattırır kardeşler. Kim ne ekerse onu biçer, kim ne yaparsa onunla mutlaka karşılaşır. Bunun farkında olalım. Asla şeytanın hile ve şetimlerine maruz kalmayalım. Bu hususta namus anlayışımız ciddi olsun. Yani ben evleniyorum. Açık saçık bir kadın evlenme. Çünkü o kadın kapanmayacaksa bu veba senin boynundadır. Bir dindar birini bul. Dinine düşkün, helal haram gözeten birini bul ki yarın, yani tövbe estağfurullah, Allah-u Teala başımıza getirmesin. Yarın başına çirkin bir durum gelmesin yani. Çünkü bir insanın namus anlayışı zayıfsa onun için bir ahlak anlayışı da yoktur yani. Onun için bir onu tutacak bir kavram yoktur. Allah korkusu olmayan insanlar hep kötülük beklenir. Yani öyle çirkinlikler, mirkinlikler, öyle rezillikler, rusvaylıklar sürekli sosyal medyada veya televizyonlarda önümüze çıkıyor ki insan beyni duruyor. Yani bu ülkede o kadar çok pislikler dönüyor. Çünkü din yıkıldığı için, din ve algısı ortadan çıkarılıp yerini işte batının o sapık, anlayışsız, yani hiçbir ahlaki değeri olmayan, hiçbir helal haramı olmayan, hiçbir sınırı bulunmayan o ahlaksız, o sapık düşünceler ve sapkın görüşleri ülkeye sirayet ettikçe insanlar bir bunalıma, bir pisliğe, bir bataklığa doğru sürükleniyor. Din o algısı ortadan kalkacak. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zamanda İslam Hicaz'a kadar gerileyecek, din Mekke ve Medine dışında bir yerde yaşanmayacak dediği o döneme doğru gidiyoruz. Yani şer'i bir devlet olsa halk İslam'ı yaşamayacak. Öyle bir duruma geleceğini söylüyor ve o süreci de biz yaşıyoruz. Ama herkes kendisinden sorumludur. Herkes kendisinden ve ailesinden. Her erkek bir çobandır, sürüsü de kendi ailesidir. Onların namusundan, izzetinden sorumludur. O namus ve izzet kavramına dikkat etmek zorundadır. Çünkü bunlar şakası olan şeyler değil kardeşler. Namus, iffet, izzet bunlar Allah'ın nezdinde kutsal şeylerdir. Rabbim insan ahlaki yapısını bunlar üzerine kurmuş. Bunları bozan, bunları tahrif edenler Allah'ın lanetine müstahak olur. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın.
İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammedin Mustafa ve ala li kulli ashabi kulli ecmain ve şuhada'i ve salihin lillahi teala el-Fatiha tamassallahu.